Merhaba, yetenek geliştirme yaptığımız serimizin 10. bölümündeyiz. Bu bölümde size bahsettiğim gibi 10 parmak klavye çalışmaya başlıyoruz. Bu nasıl olacak? Önce şundan bahsedeyim. Ben normalde hani uzun süredir, bakayım kaç sene olmuştur? Yaklaşık bir 18-19 senedir bilgisayarla ilgileniyorum zaten. Ve bunun yanında aslında yazım hızım da fena sayılmaz. Ama olması gerektiği gibi değil. Yani 10 parmak klavye yazmıyorum. Hem klavyeye bakarak yazıyorum hem de hani muhtemelen sadece şu parmakları falan kullanıyorum yani yazarken. Ama yeterince hızlı yazıyorum. Tabii bu hızlı yazmak 10 parmak klavyedeki gibi olmuyor. Hem biraz daha hızlı yazmak istiyorum hem de klavyeye bakmadan sadece ekrana bakarak yazmak istiyorum. Bu yüzden bu yeni serimizde 10 parmak klavye çalışacağım. Yaklaşık bir ay çalışmayı planlıyorum. Bakalım bir ayda ne kadar gelişeceğiz onu göreceğiz. Ondan sonra bakacağım. Eğer gerçekten iyi bir ilerleme varsa bir aydan da uzun tutabilirim bunu. Çünkü bunlar gerçekten tamamen iyi olmak istiyorum. Hani benim işime yarayacak bir şey. Hani ukulele çalışmam veya basketbolda serbest atış çalışmamdan ziyade bu benim gelecekte gerçekten işime yarayacak bir şey olacağı için bunu bunun üzerine gerçekten düşeceğim. Bunun puanı da yüksek olacak. Şimdi ben size o puanlardan da bahsedeyim. Son birkaç videoların sonunda gördüğünüz bir yetenek sistemi var. Yetenek ağacı sistemi var. Ondan biraz bahsetmiştim ama unuttuğum birkaç şey vardı. Şu anda görüyorsunuz zaten muhtemelen. Sol altta yaş, seviye ve yetenek puanı diye 3 farklı yer var. Yaş zaten çok değişmeyecek bir şey ama bu seviye ve yetenek puanı kısmı da şu şekilde. Umarım isimlerini doğru söylüyorumdur bu arada. Çok hatırlayamadım. Aynı oyunlarda olduğu gibi hani yetenek puanları aldıkça seviyemiz artacak. Yetenek puanlarında bu görevleri başardıkça, benim bu yapmak istediğim şeyleri başardıkça alıyoruz. Onların puanlarında şu şekilde karar veriyorum. Hani beni çok zorlayacak mı yoksa basit mi kaçacak? Buna göre puan veriyorum. Hani basit olanlara 100 puan verdim. Şimdi gördüğünüz şey de bu videolarım thumbnail'ı olarak yani video resmi olarak koyduğum resimler. Bu resimlerde de zorluk derecesini ve işte görevi başarırsak ne kadar tecrübe puanı kazanacağımı yazıyorum. Buralardan da takip edebilirsiniz. İşte bu şeyleri zorluk seviyesine göre eğer 5 üzerinden bir zorluksa 100 seviye puanı, 100 puan veriyor, yetenek puanı veriyor. Bu şekilde seviyeler atlıyoruz. Seviyelerin herhangi bir önemi yok. Sadece hani ne kadar şeyi yaptığımı görebilmem için. Hani benim için bir motivasyon seviyesi olsun diye yaptığım bir şey. Tabii seviye atladıkça bütün oyunlarda olduğu gibi gerekli olan yetenek puanı da artacak. Bu yüzden hep kolay kolay şeyleri yapmaktan ziyade zor şeylere de yönelmemi sağlamış olacak bu. Mesela ilk seviyede, birinci seviyede 100 yetenek puanı yetiyordu bize bir seviye atlamak için. Şimdi 100 değil de 150 gerekiyor. Yani toplamda 250 yapmamız gerekiyor. Bu şekilde artarak gidecek. Bu video bu işte yeni serimizin bir tanıtım videosu gibi olsun. Yarın yeni bir video çekerim. Çok büyük ihtimal bugün çalıştıktan sonra birinci gündeki seviyemizi görelim. Ondan sonra bir hafta, 2 hafta şeklinde bir aya kadar gideceğiz. Bir ayın sonunda bir önceki günde kıyaslarız. Ne kadar bir gelişme göstermişiz hep beraber görürüz. O zaman bu videoluk da bu kadar diyelim. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Bu şekilde devam edecek videolarımız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.